Hayırlı akşamlar canlarım. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim, çok şükür. Ancak zaman bulabildim. Akşam oldu sayılır inanın açmak için. Daha önceden açacaktım sizler için video ama açamadım. Bunu da yapayım, bunu da yapayım derken bir bakmışım akşam olmak üzere. Burada güneş batmak üzere yavaş yavaş artık. Ben de açılışı yapmak istedim. Neler yaptım bugün? Biraz koşturmacalı bir gün oldu. Doktor randevum vardı. Cilt doktoruna gitmek zorunda kaldım. Ona gittim. Çalıştım. Oradan çıktım. Bir yere uğramam gerekiyordu. Oraya uğradım. Derken şimdi epeyce bir vakit geçti yani. Şimdi çiçek bakmaya gideceğim. Sizler için de çekebilirsem bir şeyler çekerim. Sonra alışveriş yaptım canlarım. Alışverişimi çekeceğim. Kısa bir video olacak bu sanırım. Uzun uzun olmayacak ama umarım beğenirsiniz. Neler aldım sizlerle paylaştım. Biraz alışveriş yapmıştım geçen gece. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun dışında evimi karıncalar bastı canlarım. Yani ben kaç yıldır o evde oturuyorum. Hiç karınca olmuyordu evimde. Gerçi ilaçlıyorduk yaza kış girerken ama hani böyle içten dıştan bu sene ilaçlamadık ama ilaçlamadığımız zamanlarda da olmuyor. Çok ilginç, yemek tarafında değil yani mutfakta falan değil. Çamaşır makinesinin arkası altından gelip mutfağa doğru hafif gidiyor ama mutfakta yoklar. Böyle oradan garaj kapısının oradan camın kenarına falan gidiyorlar böyle yani. Yollarında hiç yemek yolu yok. Hani yemeğe giden bir yol yok. Çok ilginç. Böyle onlar için şey aldım. İlaç falan aldım. Böyle canlarım. Koşturma. Evet. Onun dışında bir şeyler yapmadım canlarım. Biraz hızlı geçti bu hafta ama bir şey yapmadan geçti açıkçası. Bir tek alışveriş yapabildim. O kadar yorgunum ki. Yani oğlumun biri tekrar hasta oldu. Sonra ben biraz hasta gibiyim. Zaten düzelemedim iyice. Yani çok inanılmaz bir enerji düşüklüğü, yorgunluk, halsizlik var. Bahara giriyoruz ondan mı diyeceğim ama doğru düzgün bahar havası da olmadı. Bugün çok sıcak. Bugün 27 dereceyi gördük. Yarın da daha böyle olacak herhalde. Sonra gene düşüyor. Yani ilk defa böyle sıcak gördük diyebilirim. Bazıları askılı bile giyiyor yani. Bu şekilde ben de askılıyla dolaştım arabanın içinde. Bu arada arabamda şey yanmıyormuş, onu fark ettim arkadaşlar. Çalışmıyor. Kliması iyi işlemiyor yani, iyi çalışmıyor. Onu da baktırmam lazım en kısa zamanda. Çünkü önümüz yaz. Bu havada bile bayağı bir pişirdi beni. Ki ben sıcağı seven bir insanım. Öyleyken arabanın içi sıcaktı. Böyle canlarım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Birazdan görüşürüz. Evet canlarım. Şimdi ben bunu daha önce çekmiştim. Akşam gelmiştim. Sizlerle paylaşmak istedim akşam geldiğimi de. Ağaçlar gelmiş. Bu şekilde. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama hafiften çiçek de açmışlar. Menekşe gibi şeyler. Evlerin önünü asmalık için. Bunlar blueberry. Canlarım yaban mersini yani. Yaban mersinleri gelmiş ağaçlara. Bu şekilde. Burası da içerisi. Burası yapı market bu arada canlarım. Yapı marketin dışarısıydı. Şimdi içerisine girdik. Üzüm bağları, bakın burada üzümler var. Hepsinden var, her renginden, kırmızı, yeşil, mor. Burada da çiçekler var canlarım. Sizin kendinizin toprağa gömebileceği şekilde olanlardan. Bir dahaki seneye açılabilecekler de oluyor ya da tek seferlik olanlar da var. Bunlar da saksıları. Yani karışık bu çiçekler. Onları bilmek lazım.
bunlarda bu şeyleri ekmek için canlarım. Tohumları ekmek için. Bu çiçekler de çok değişikti. Her yer çiçek yani. Gerçekten özlemişim bu görüntüyü. Bu görüntüyü görünce sanki bahar geldi gibi hissettiriyor insana. Hani soğuk bile olsa hava. Her yer çiçek. Burası da gelen tohumlar canlarım. Domates tohumu, bunun gibi bir sürü tohum gelmiş. Burada gündüz uğradığımda bu çiçekler çok güzeldi. Şu beyaz kırmızı çok hoş. Bunların kokusunu çok seviyorum. Sümbül galiba onlar canlarım. Yani aslında buradan bir şeyler alacaktım ama son dakika vazgeçtim. Çünkü ben sümbülleri istiyordum ama istediğim renklerdekiler yoktu. Yarın bir başka yere bakacağım. Allah nasip ederse. Eğer orada bulamazsam buraya tekrar geri gelir. Buradan alırım. Bakın içerisi dışarısı her yer çiçek dolu gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bitki şeyleri de gelmiş artık. Domates, biber tohumları da gelmiş. Onları da gösterdim size, sizlere kısaca. Bunların fiyatı 14 küsürmüş mesela. Kimisi 5-6 taneyi bir araya toplamışlar, 7-8 taneyi. Kimisi de böyle büyük büyük ve daha pahalı olarak satıyorlardı canlarım. Burası gene içerisi kaktüs çeşitlerini bu şekilde koymuşlar. 19 küsür dolardı sanki bunlar. Yanlış görmediysem. Burada Easter haftasıydı. O yüzden okullar da tatil canlarım. Bu hafta. Geçen hafta perşembeden beri okullar tatil. Dediğim gibi Baha market olduğu için her şey var burada. Buradan da bahçe bölümüne çıkıyoruz. Bahçe bölümünde yine çiçekler karşılıyor bizi ve bahçeyle ilgili her şey var burada. Kum yani toprak diyeyim, kum demeyeyim de toprağından tutun gübresine kadar her şey satılıyor burada. Biraz hızlı geçmişim, kusura bakmayın. Benim bile başım döndü. Bunlar menekşeydi sanırım. Evet, menekşe. Bunlar 4 küsür dolarmış canlarım. Bu 8.98 mesela. Altılı, dörtlü o şekilde hazırlamışlar. Onlara göre de fiyatları vardı. Yani ben bulamadığım için o sümbül şekli olanları, sümbül çiçeklerini almadım bir şey. Boğazım çok kötü inanın. Kusura bakmayın canlarım. Dün propolis içtim, yattım. Hem sabah hem sabah kalktığımda içtim. Hem de dün gece yatarken içtim. Daha da düzelmedi. Bunlar kapınızın önüne koyulacak süsler. Kimisi 49.99, kimisi 24 galiba. 25 dolar. Yine böyle çiçekler. Bunlarsa domateslerin hani eğilmesin diye domateslerin bunların içine yani domates fidesi koyduğunuzda bunları da kenarına koyuyorsunuz. Yani ortasından geçiriyorsunuz. Onun içinde büyüyor domatesler. Ve fazla sark oraya buraya sarkmasını da engelliyor. Yine böyle içeri girdiğimde şunlar çok tatlıydı. Çocuklara alacaktım ama dediğim gibi eğer başka bir yerde bulamazsam buraya geri geleceğim için o yüzden almadım. Geri geldiğimde alırım diye. Çok hoşlar. Kedilisi var, kirpilisi var. Bakın bu kirpilisi. Çocuklar sever. Benim çocuklarım çiçeği de seviyor. Özellikle Taner. Çiçekleri çok seviyor gerçekten. O yüzden yani çocuklarıma ben çiçek bile alabiliyorum hediye olarak. Onları mutlu ediyor bu da. Kaktüs çeşitleriydi zaten onlar. Bunlar da böyle gene canlı çiçek. Eve ya da evin önüne koyuyorlar.
Bunlar da basil, yani fesleğen sanırım basil'ın Türkçesi. Tam olarak bilemiyorum ama fesleğen vardı. Şu kişniş mi oluyordu, kiş mi oluyordu? Böyle bir ot var ya, ondan da vardı orada. Yine burada kaktüs çeşitleri kalpli şeyin içine koymuşlar canlarım. Her yer kaktüs. Aslında bana dayanabilen tek çiçek diyebiliriz. Biri bu kaktüsler, biri de aloe veralar canlarım. Evet canlarım, ben geldim. Şimdi sizlere hemen hızlıca neler aldım onları göstermek istiyorum. Şöyle kendime Heyzanat gene kahve şeyi aldım. Fındıklı. Sugar free'nin, yani içerisinde şeker olmayan French vanilla aldım. İkilem yaşıyorum. Yani bunun da şeyini alabilirdim. Sugar free'sini alabilirdim ama almadım. Bunu da aldım. Yani birisi şekerli olmuş oldu, birisi değil. Şöyle krem çiz aldım canlarım. Yani şey peynir, krem peyniri. Şöyle küçük bir domates aldım. Şöyle blueberry aldım. Snapple aldım, iced tea, yani soğuk çay. Bu peachli olanı seviyorum ben, yani şeftalili. Bir tane diyet aldım, bir tane normalini aldım çocuklar için. Kendime diyet aldım. Şöyle bir kurabiye aldım. Peki. Şöyle çocuklar için çilekli jel mi diyorlar, jello mu diyorlar? Ondan aldım. Seviyorlar. Şöyle çips aldım arkadaşlar. Bu çipsin artık, bu çok birden çıktı ve satılınca Doritos da yapmıştı böyle çok acı bir çips. Türkiye'de de var sanırım. Ama bunun yerini tutamaz. Gerçekten ben bunun tadını çok seviyorum. Çok acı, aşırı yanıyor ağzınız ama yemeden de kendinizi duramıyorsunuz. Şöyle lime var, yani lime'ın Türkçesine bilmiyorum. Yeşil olan şey, limon gibi olan. Ona lime deniliyor. Acayip acı. Benim çocuklar yani su içiyorlar. Suyla birlikte gene yiyorlar ki normalde acı yiyemezler çocuklarım ama onu yiyorlar. Ben de öyle. Şöyle bir küçük salatalıklar aldım canlarım. Şöyle banana kek aldım. Yani şeyli muzlu böyle şey aldım, kurabiye gibi. Şöyle çips aldım ben. Çocuklar yesin diye. Çünkü bu hafta okullar tatil canlarım, evdeler. Evde oldukları için de daha çok böyle abur cubur yemek istiyorlar. Dışarı çıkıyoruz ama evde kaldıkça daha çok dediğim gibi abur cubura yöneliyorlar ister istemez. Bu Türkiye'de de var biliyorsunuz zaten. Üçlüsü var. Hindistan cevizlisi. Biraz daha böyle dark çikolatalı galiba. Ve normali var şurada. Üçü bir arada yani. Böyle bunu aldım. Başka ne aldım? Şöyle bitmiştim. Siril aldım canlarım. Böyle ekmek aldım. Hem kendime hem çocuklara. Kendime kepekli olanını aldım. Çocuklara beyaz olanını aldım. Başka ne aldım? Hemen bakayım. Evet, şöyle yumurta aldım canlarım. 24'lü gezen tavuk yumurtası. Şöyle organik muz aldım. Şöyle yine süt aldım. Çips dip aldım. Çips için canlarım. Ortalık bu arada, arka tarafım karışık birazcık. Kusura bakmayın. Bugün evde değildim. Geldiğimde de geç oldu. O yüzden hiçbir şey yapamadım canlarım. Şöyle
Nutella aldım, çikolata, kendime su aldım. Şu suyu çok seviyorum. Bu limonlu ve lime'lı, yani o yeşil olandan, ve cucumber'lı, yani salatalıklı su. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Evet, bunların hepsini canlarım 108 dolar tuttu vergisiyle birlikte. Bunlar bu kadar tuttu. Yani 108 dolarlık alışverişim canlarım. Bunların hepsi bu kadar tuttu. Yani görünüşte abur cubur var açıkçası. Başka da bir şey yok ama hayat pahalanmaya başladı burada da gördüğünüz gibi. Böyle. Ben şunları yerleştireyim. Birazdan gelirim canlarım. Evet canlarım, yine geldim ben. Buraları yerleştirmeden önce birkaç bir şey daha almıştım. Onları da göstermek istedim sizlere. Evimde şöyle su, sıcak su torbası yoktu. İkide bir midem falan da hasta oluyor. Evimde bulunsun istedim açıkçası. Bu arada ben de oğlumun birisi, tek öksüren oğlum yani, tekrar duyuyorsunuzdur belki sesini. Tekrar çok kötü öksürmeye başladı. Ben de bugün nedense gene hapşırmaya başladım. Yani gene bir hastalık hali geliyor galiba. O yüzden evimde bulunsun, mideme falan koyarım diye düşündüm. Şu şekilde canlarım. Su torbası aldım, sıcak su torbası. Geçenden çocuklara şöyle bir oyuncak almıştım ama arabada kalmış. Bugün getirdim, gördüm. Şöyle bolu var. Yapışıyor bunu, bir iki tane şunlardan şöyle arkadan tutuyor çocuklar. Birbirlerine atıp hani buna saplanıyor, o şekilde bir oyun. Bu arada canlarım, evimi resmen şeyler bastı. Karıncalar bastı. Hiç evimde karınca olmaz benim. Böcek olmaz zaten. İçeriden ve dışarıdan ilaçlama yapıyoruz hani. Örümcek gibi şeyler giriyor ama yani karınca hiç olmuyordu. Karıncalar çıkıyor ve yani hiç olmadık bir yerde. Yani nasıl söyleyeyim? Mutfakta değil. Çamaşır makinesinin altından doğru geliyorlar. Böyle buralardan böyle gidiyorlar cama kadar arkadaşlar. Hatta şuralarda şu anda bile geziniyor. Gündüz daha fazlalar. Birisi gidiş yolu yapmışlar, bir de dönüş yolu yapmışlar. Yani maalesef onlara ilaç almak zorunda kaldım. Aslında sirkeli su kaçırıyormuş, onların yönlerini değiştiriyormuş diye duydum. Ama tekrar geliyor diyorlar. Yani bir süre sonra tekrar geliyorlarmış sirkeli suyla birlikte. Hatta annem şey dedi galiba, yanlış hatırlamıyorsam, sirkeli su, bir de bulaşık deterjanı, onu sprey yap, sık yerlere dedi, işte olan yerlere. Birazcık gidiyorlar dedi, sonra gelmeye başlıyorlarmış. Bilmiyorum. Ben bir şöyle bir sprey aldım. Bu da zaten işte hamam böceği, spider ve cockroach diyor. Yani hamam böceği, cockroach zaten. Ant, karınca ve spider da örümcek için arkadaşlar. Evde bulunsun. Aslında bir tane de arı için almam lazım. Evime arılar da giriyor bazen. Şu anda tam böceklerin uyanma aşaması ya. O yüzden arılar falan çok böyle şey olarak girebiliyorlar. Bir de şöyle sprey aldım. Şu şekilde canlarım. Şöyle burada da sprey var zaten gördüğünüz gibi. Bu da yine gene ev için, hem içeriden hem dışarıdan. Bakın zaten fotoğrafında da öyle. Hem içeriden hem dışarıdan koruma yapıyor. Dışarıdan da yapabiliyorsunuz spreyi. İçeriden de yapınca zararlı size olmuyor, çocuklara falan. Bu da yine aynı şekilde örümcek, karınca ve cockroach için, yani hamam böceği için. Ki hamam böcekleri benim evde yok. Hamam böcekleriyle zaten savaşmak çok zor, olan bilir. Türkiye'de bir kere bizim bulunduğumuz evde çok vardı mesela, kiracı olarak çıktığımız zamanlarda. Burada da şöyle bir hamam böceği oluyor. Burada uçan hamam böcekleri var canlarım. Uçan hamam böcekleri benimle birlikte mesela kapı açık oldu mu böyle giriyor ve onlar yaşamıyor evde. Çok ilginç olan da o zaten. Bir süre sonra eğer girdiyse, görmediysem, ölülerini buluyorum orada burada. Öyle. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim, bu bilgiyi de canlarım. Karıncaları da göstermek istiyorum size ama sabah mı gösteririm, şimdi mi bilmiyorum. Şimdi ben bir şuraları toplayayım. Bir de dinlenmek istiyorum. Çay yaptım, çay içeceğim. Dediğim gibi bugün evde değildim. Hiç doğru düzgün dinlenemedim canlarım.
Birazdan görüşürüz. Karıncalar böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle. Bunun arkasına doğru gidiyor. Buradan da camın oralara gidiyor. Şu anda az gece olduğu için azalmış. Böyle buradan devam ediyor. Bakın böyle. Yani. Bu da spor yaptığım şey ama bozuldu. Çalışmıyor. Şimdilik oraya koydum camlarım. Burası da bu şekilde. Bunu almam lazım. Yer bulmam lazım buna da. Ama henüz bulamadım. Kaldı burada yani. Odama götürürüm belki diye düşünüyorum. Bunu Türkiye'den getirmiştim, ağaç şeyi, saati. Ama durmuş, pili bitti sanırım. Böyle canlarım. O zaman birazdan görüşürüz. Evet canlarım, ben geldim. Çiçeklerim açtı böyle gördüğünüz gibi. Kimisi yeşil yaprak açtı, kimisi sarı açıyor böyle. Orada da ağacım açmaya başladı yavaştan. Burada da bakın, armut ağacım yaprak açmaya başladı. Çiçek önce tabii ki. Armut, elmalarım da açıyor. Erik de açacak herhalde. Erik en son açıyor ama. Gördüğünüz gibi. Bu görüntüyü görmek beni mutlu ediyor gerçekten. Otlar da bayağı büyüdü ve çiçeklendi. 2 gündür, yani doğru düzgün bugün sıcak oldu açıkçası ama her şeyin yüzü güldü. Bakın bunlar da erik. Onunla bir şey yok gibi ama o sonradan açabilir. Şurada incir ağacım var. İyi kapanmadı bence. Bu sene de çok soğuk oldu. Belki yeşermeyebilir diye düşünüyorum ama hayırlısı. Bakalım ne olacak. Hiçbir şey yok çünkü görünmüyor ya da yani hiçbir canlılık yok. Burada şöyle leylak gibi bir şeyim var. Bunlar çok güzel. Bakın kimisi dediğim gibi yeşil açıyor, kimisi sarı çiçek açıyor, kimisi yaprak açıyor direkt. Burada üzüm bağım var. Üzüm bağda daha bir şey yoktu. Odun düşmüş canlarım. Şuraya tam şunu alayım. Hiç güzel yere düşmemiş bu. Şöyle. Burada da eriğimiz var. Eriğim var yani. Evet, üzüm bağımda henüz bir şey yok. Hatta kuru gibi hala. Bakalım nasıl olacak. Orada üzüm bağım var. Orada üzüm bağım var. Orada gene leylak gibi şeyim var. Öyle. Canlarım, sizlere eve girmeden önce bir kapanış yapayım dedim bahçemden. Otlar da kesilecek olmuş. Böyle canlarım. Burada artık güneş battı şu anda. Sizde de Türkiye'de gece 12 falan. Pis 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 pis. Gel kızım. Pardon, gece şu anda 2.30 falan Türkiye'de, 3'e geliyor. Yani sizler sahura kalkmak üzeresiniz. Burada da iftar olmak üzere canlarım. Kısa bir video oldu. Fazla bir şey çekemedim yine. Çok yoğun geçiyor. İnanın çalıştığım için de kendim eve zor yetişiyorum. Ama bu arada sizlere de bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Kızım! Evet canlarım, umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.